Evet efendim, Alaşehir TV ve Alaşehir FM ortak yayınlarındayız. Yine değerli bir ismi sizlerle birlikte buluşturuyoruz. Bugün bizlere eşlik eden, bizleri konuğu olan MHP Grup Başkan Vekilimiz ve Manisa Milletvekilimiz Sayın Erkan Akçak bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz öncelikle programımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Önce halinizi, hatırını soralım. Evet, çok teşekkür ederim. Tabii şu an iyiyiz demeyi çok arzu ederdim. Evet. Ancak malumunuz Afrin'de Türkiye ülkemiz çok önemli bir beka mücadelesi veriyor. Teröristlerle mücadele ediyor. Ve bu mücadele esnasında çok başarılı giden operasyon kapsamında tabii zaman zaman şehit haberleriyle maalesef üzüntü duyuyoruz. O bakımdan öncelikle son aldığımız şehit haberleriyle birlikte yüreğimiz yine dağlandı. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Elbette şehitlerimiz vatanımıza vatan yapan şehitlerimizdir. Evet. En az 1000 yıldır bu toprakları vatan yapıyorsak bu şehitlerimiz sayesindedir. Bu mücadele bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Çünkü su uyur, düşman uyumaz demişler. Evet. Her türlü çağın verdiği imkanlara göre her türlü oyunu, düzeni yapmak suretiyle varlığımızı, birliğimizi tehdit eden bu düşmanlarla mücadelemiz devam edecek. Bu basit bir mücadele değildir. Bundan 100 yıl evvel, 50 yıl evvel devletler ordularıyla karşı karşıya gelmek suretiyle harp ederken artık çağın değişen dinamikleri ve tekniği nedeniyle belli maşaları kullanarak terör örgütlerini üzerimize salıyorlar. O bakımdan bu mücadele görünürde terör örgütlerine karşı verilen bir mücadele olmakla birlikte aslında büyük emperyal devletlere karşı verilen bir mücadeledir. Evet. 1921 yılında Türkiye yine Afrin'e müdahale etmişti. Ben Alaşehirli Aziz Hemşehrilerime bunun bir tarihi penceresini açmak isterim. Şimdi hatırlayın aziz vatandaşlarım, 1921 yılında Türkiye 7 düvel tarafından işgal edilmiş ve yabancı işgal kuvvetleri tarafından çiğnenmişti ve ordumuz dağıtılmıştı, silahları elinden alınmıştı ve Kurtuluş Savaşı'nı yürüten milli mücadele kahramanlarına ve Kuvayi Milliye'ye karşı da Anadolu'nun değişik yerlerinde İşbirlikçi isyanlarla bu milli mücadelemiz boğulmak isteniyordu. Ve Adana, Maraş, Antep, Urfa gibi vilayetlerimizde Fransız askerleri tarafından işgal altındaydı. O şartlar altında onca yokluk ve imkansızlıklar içerisinde o zamanki Ankara hükümeti ve aynı zamanda meclisin de başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir hükümet kararıyla ve talimatıyla Kuvayi Milliye müfrezeleri oluşturarak Fransızların adeta karargahı niteliğindeki Afrin'e bir operasyon düzenlenmişti ve orada Fransa ile savaşılmıştı Afrin'de. O Afrin'e müdahaleden sonradır ki Fransa baktı ki Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmaya başladı. O zaman Adana, Antep, Urfa ve Maraş'taki işgalini, Fransa'nın işgalini kaldırdılar. Ve 1921'de Ankara'da Ankara Anlaşması imzalanmak suretiyle şu anki bu vilayetlerimiz Afrin'e yapılan operasyon sayesinde kurtuldu. Evet. Türkiye en imkansız şartlarda dahi bu beka mücadelesini, bu istiklal mücadelesini Afrin operasyonuyla da vermiştir. O bakımdan bugün yaptığımız Afrin operasyonu yaklaşık 97 yıl evvelki yapılan bu mücadeleden hiçbir farkı yoktur. O zaman Fransa'ya karşı mücadele ettik,
bugün de Amerika'ya karşı mücadele ediyoruz. Bu kadar önemli bir durum söz konusu. O bakımdan aziz Türk milleti, devletinin, hükümetinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, tüm emniyet güçlerinin arkasında duaları ve kalbi onunla beraber atmaktadır. Allah askerlerimizi daima muzaffer eylesin. Amin. Onlar vatanlarımız, vatanımız, milletimiz için mücadele ediyorlar. Ve bu mücadeleden asla geri adım atmak olmayacak. Evet. Sayın Vekilim, siz de konuya giriş yaptınız zaten. Gerçekten dün çok acı bir haber daha aldık. Malumunuz 8 şehit ve yaralılarımız var. Öncelikle biz de Alaşehir TV ve Alaşehir FM olarak şehitlerimize gerçekten de çok üzüldük. Yaralarımıza da acil şifalar diliyoruz. Sayın Vekilim'in de anlatmaya çalıştığı gibi bu ülkemizin içinde bulunduğu durum gerçekten de anlık bir mesele değil. Geçmişe dayanıyor. Zaten Vekilim de geçmişle ilgili bazı doneler bize verdi. Teşekkür ediyoruz. Ve onun devamı niteliğinde taşıyor aslında. Ve oradaki tüm memleketlerimize de Allah kolaylık versin. Onları Allah muzaffer eylesin diyoruz. Efendim, yine genel siyasetten bir soru sormak istiyorum sizlere. AK Parti ve MHP ittifakı şu anda bütün ulusal medyada, kamuoyunda gündeme geliyor. Siz de grup başkan vekili olarak, Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil eden bir vekilimiz olarak bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, malumunuz üzere yine bu Afrin bağlantılı olarak ifade etmek istiyorum. Hatırlarsak 15 Temmuz 2016 tarihinde yine bu büyük güçler tarafından organize edilip içimizde bütün sosyal kesimlere, ordumuza, polisimize, adliyemize sızdırılan hain ajanlar tarafından bir darbe girişiminde bulunmuştu. O 15 Temmuz hain darbe girişimi devletimizin uyanık güçleri tarafından ve milletimizin çok ciddi bir karşı duruşuyla bertaraf edildi. O kadar alçakça bir darbe girişimiydi ki vatandaşlarımız sokakta helikopterlerden atılan bu milletin parasıyla alınan silah ve mermileri sıktılar. Millete doğrultular. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bombalarla saldırdılar. Ve bu artık Türkiye'deki içimizden ve dışımızdan kaynaklanan çok ciddi tehlikelerin hangi boyutlara geldiğini ortaya koymaktadır. Allah muhafaza, bu hainler 15 Temmuz akşamı başarılı olsalardı şu an maalesef şu anki Türkiye'yi konuşamıyor ve burada bu yayınlara da katılmamış olacaktır. Çünkü bu Türkiye'yi parçalama ve coğrafyasının bazı bölümlerini koparma ve Türkiye'yi işgal girişimiydi. Bu bertaraf edildi ve halen bu mücadele içeride dışarıda yürütülüyor. Şimdi böyle büyük bir hadiseyi yaşadıktan sonra siyasi partilerin varlık sebebi nedir? Türkiye'de partiler ne iş yapar? Nedir görevleri sorusunu tekrar sormak icap edildi. Ve biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim partimizin, MHP'nin varlık sebebi ve bütün siyasi partilerin varlık sebebi ülkeye, ülkenin varlığına, birliğine hizmet noktasında odaklanır. Eğer mevzu bahis olan vatansa, milletin, vatanın varlığı, bütünlüğü ise, devletin varlığı ise, bütün siyasi rekabetler, çekişmeler, hatta o gerilimler bir tarafa bırakılmak ve kesinlikle belli milli konularda milli bir duruş sergilemek ve yakın görüş sahibi siyasi partilerin de bir araya gelmesi mecburiyeti hasıl olmuştur. İşte 15 Temmuz'dan sonra hatırlarsanız 7 Ağustos'ta Yeni Kapı toplantısı mitingi yapıldı. Evet. Ve onun adına da Yeni Kapı Ruhu dedik. Bu milli müştereklerde biz araya gelip Türkiye'yi tehdit eden bu tehlikeleri bertaraf etme anlayışıdır. Önce ülkem ve milletim, sonra parti ve ben gelir anlayışıyla hareket eden Milliyetçi Hareket Partisi ve onun muhterem lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin de ön ayak olmasıyla akabinde bir anayasa
çalışması yaptık. Evet. 11 Ekim 2016'da Sayın Genel Başkanımızın da çağrısı üzerine ve Adalet Kalkınma Partisi'nin de buna cevaz verip uygun görmesiyle birlikte bir araya gelindi. Bu anayasa değişikliği yapıldı. O zaman biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne de defaatle bu çalışmalarda siz de yer alın. Çünkü ana muhalefet partisi demek ayrı bir sorumluluk gerektiren bir parti demektir. Fakat maalesef bildiğiniz üzere bırakın bu çalışmaların içerisinde yer almayı, tam aksine bir hayır cephesi kurmak suretiyle karşı çıktı. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet Kalkınma Partisi birlikte tam bir mutabakat ve ittifak halinde bu 18 maddelik anayasa değişikliği gerçekleşti. Ve her anlamda da %51,5 oy almak suretiyle kabul edildi. Ve Cumhurbaşkanı'nın seçilebilmesi için zaten %50'den fazla halkın oyunu alan seçilebilecek. Yani mevcut durum da öyle, yeni durum da öyle. Bu da belli siyasi partilerin belli müşterekleri sağlayarak bir seçim öncesi bir ittifaka girmelerine cevaz verecek bir kanuni düzenlemelerin yapılmasının da bu sürecin gelişmesi bakımından bir zorunluluk olduğu da ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz eskiden ta 1950 yılından beri partiler çeşitli şekillerde kanunla yasak olmasına rağmen bu ittifakları gerçekleştirdiler. 1950-60 arası da oldu bu. 60'lı 70'li yıllarda da oldu. 90'lı yıllarda da oldu. Fakat bunun adına hülle dediler. Yani hile-i şeriye. Evet. Yasal olmadığı halde bir takım yolunu, yöntemini ayarlayarak bulup bu seçim işbirliklerini gerçekleştirdiler. Şu an daha göz önünde ve en azından bu, somut. Tabii yasal, gayri yasal olmaktan yasal, meşru ve hukuki bir duruma getirmek gerekiyordu. İşte 26 maddelik yine Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet Kalkınma Partisi olarak birlikte hazırladığımız 26 maddelik kanun teklifini de geçtiğimiz hafta Çarşamba günü meclise sunduk. Onun görüşmeleri devam ediyor. Zannediyorum bu ayın 15'ine kadar genel kuruldan da kabul edilip yürürlüğe girecek. Şu anda anayasa konusunda görüşmeleri var. Ve Adalet Kalkınma Partisi ülkenin, milletin varlığı, birliği, istikbali ve bekası için bir araya geldi. Bütün partiler kendi tüzel kişiliklerini, kimliklerini, programlarını korumak suretiyle Allah'ın izniyle 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte bunu gerçekleştireceğiz. Ve Cumhurbaşkanı adayı olarak şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını da aldık. Evet. Ve seçim işbirliğinde de bu ittifakı birlikte gerçekleştireceğiz. Bu sadece Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne özgü bir durum değil. Türkiye'de şu anda 90'dan fazla siyasi parti tabii var. Bunların belki 25'i 30'u seçime girmeye hak kazanan partiler olacak. Bütün siyasi partiler kendi iradeleriyle, istemeleri halinde anlaştıkları belli ilkelerde, konularda siyasi partiler birleşip kurabilecekler. Evet. Bundan çekinmemek lazım. Bilakis demokrasinin gelişimine büyük fayda sağlayacak. Çünkü partiler arasında sivrilikler ve köşeli bir takım çatışmalı durumlar da ortadan kaldırılacağı için demokrasimizi daha uzlaşmacı, daha çok ülkenin temel meselelerine odaklanmış bir hükümetin teşkiline de yol açacağı için çok büyük faydaları olacak. Bunun çiftçimize de, ekonomimize de, milli güvenliğimize de, içimize, dışımıza hepsine büyük faydalar sağlayacak. Artık Türkiye ayak bağlarından da kurtulacak. Vesayet odaklarından, milli iradenin kesin kes hakim olduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarının yerine getirileceği, daha fazla mesafe alınacağı bir düzen geliyor.
Ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki milli devlet güçlü iktidar veriyor. Evet. Gerekli açıklamaları bence kamuoyuna yaptığınızı düşünüyorum Sayın Vekilim. Şimdi biraz genel siyasetten yerele inmek istiyorum. Siz zaten bizim de Alaşehir TV olarak takip ettiğimiz kadarıyla Alaşehir'e çok sık gelen ve Alaşehir'de vatandaşlarla çok sık buluşan bir vekilimizsiniz. Bununla beraber bugünkü ziyaretinizin sebeplerini soracağım ben. Evet. Bizim yani her zaman, her fırsatta Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleri dışında her hafta Manisa'dayız. Evet. Çeşitli faaliyetlere, etkinliklere katılıyoruz, ziyaretlerde bulunuyoruz. Bugün de Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerimize bir ziyaret gerçekleştirdik. Alaşehir ilçe teşkilatımız Halis Cürür Beyefendi'nin organizasyonuyla ve Sarıgöl ilçe başkanı Sayın Ahmet Bundan'ın organizasyonlarıyla beraber çeşitli faaliyetlerimiz, ziyaretlerimiz söz konusu olacak. Vatandaşlarla temasımız, sohbetimiz. Zaten iç içesiniz Sayın Vekili. Evet. Yani sürekli kontak halindesiniz. Evet. Yani yolda yürürken bugün mesela gördük, işte yani yemek yerken, işte camide herkes sizle beraber çok samimi, çok evet. Yakın gelip birebir sizinle konuşup dertlerini, tasalarını herhalde çok rahatlıkla anlatabiliyorlar. Tabii her zaman için. Yani zaten fiziken işte 400-500 kilometre mesafede olmasına rağmen ya biz Manisa'dayız her hafta veya vatandaşlarımız sık sık Ankara'da çok ziyaret ediyorlar. Sizi yerinizde çok takip ediyoruz. Onun dışında tabii telefon gibi çok teknik bir imkan var. Teknolojik daha kısa yoldan. Evet, sık bir temas halindeyiz. Ve ayrıca biliyorsunuz Alaşehir, Sarıgöl deyince üzüm gelir aslında. Evet. Üzüm üzerine son bir gözlemlerde, değerlendirmelerde bulunacağız. Ayrıca hem Alaşehir hem Sarıgöl'ün bir sulama birliği meselesi var. Sulama üzüm sulama birlikleri var. Aynen. Evet, onları da ziyaret edeceksiniz. Sulama birliğine, onları ziyaretlerimiz olacak. Buna ilişkin bir proje vardı. Kapalı sistem, damla sulama projesi. Evet. Hem Alaşehir hem Sarıgöl Birliği bunların kendi payına düşen parasını da yatırmışlardı. Evet. Yaklaşık %10 mesafesinde. Ve 2018 yatırım programına da alındı. İşte bunun bir an evvel ihalesine geçilerek detaylandı, hayata geçirilmesi gayretlerimiz söz konusu. Ona ilişkin istişarelerimiz olacak. Yani yine yoğun bir tempo, yoğun evet. Bir mesai sizi bekliyor aldığınız kadarıyla. Peki efendim siz kendiniz de giriş yaptığınız üzere Alaşehir ve Sarıgöl bu bölge üzüm odaklı bir bölge ve üzüm çok ekonomik olarak bu memleketin olmazsa olmazlarından. Bunun akabinde size şu soruyu sormak istiyorum. Çiftçilerimizin sorunları geçen yaz aylarında da yani sezonda siz buraya geldiğinizde yine size program yapmıştık. Üzümcülerin çok büyük sorunları vardı. Siz bunlara eşlik etmiştiniz. Onların dertlerini dinleyip gündeme getirmeye çalışmıştınız. Ben bunun akabinde size şunu sormak istiyorum. Çiftçilerimizin sorunları sizce yeteri kadar meclisimizde gündem oluyor mu ve değerlendiriliyor mu? Evet. Biz çiftçilerimizin her türlü sorunlarını Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getiriyoruz. Hatırlarsınız ben geçtiğim Eylül ayında evet. Alaşehir ziyaretim evet, olmuştu. Evet. Ve Ziraat Odası'nda yaptığımız toplantıda, sizinle yaptığımız söyleşide bunu Ekim ayında meclis açıldığından itibaren üzüm sorunu gündeme getireceğimizi ve bir bağcılık ve üzüm üzerinden bir meclis araştırma komisyonunun kurulması için gayret göstereceğimizi ifade etmiştik. Ve meclis açılır açılmaz 7 Ekim'de bunun meclis araştırma önergesini Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak verdik. Ve bu diğer tabii partilerle birlikte tabii. Başta Adalet Kalkınma Partisi, İktidar Partisi olarak işte Cumhuriyet Halk Partisi ile de görüşmek suretiyle ortak bir mutabakat sağladık ve Kasım ayı içerisinde bu komisyon kurulması kabul edildi, kuruldu ve 17 Kasım'dan itibaren de başladı. Şimdi bu görüşmelerini Ankara'da yürütmekle birlikte önümüzdeki günlerde Manisa'ya, Alaşehir'e, Sarıgöl'e ziyaretleri de olacak bu komisyona. Çok iyi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da
Bu komisyon üyesi İzmir Milletvekilimiz Sayın Kenan Tanrıkulu görevlendirildi. Ve bu komisyondan sonra, toplantısından sonra bir komisyon raporu ortaya çıkacak. Bu komisyon raporundan çıkan sonuçlar da hükümete bir üzüm ve bağcılık politikası olarak yansıyacak. Evet. Biz bu şekilde bunun faydasını önümüzdeki süreçlerde kesinlikle göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Atılan adımlar netice vermiştir. Eylül ayından beri yaptığımız girişimlerde belli bir mesafe alınmıştır malumunuz olduğu üzere. Ayrıca bunun dışında yani bu fındıktan tutalım da başka seracılık faaliyetleri olsun, hayvancılık meselelerini sürekli gündeme getirdik. Hatta bu hafta içerisinde bir de tohum üretimi, yağlı tohumlar ve tohum ithalatı nedeniyle Türkiye'nin tarımda yaşadığı sorunları gündeme getiren bir grup önerimiz de oldu. Hemen hemen bütün tarıma ilişkin konularda sıklıkla gündeme getiriyoruz. Şunu da gönül rahatlığıyla da ifade etmeme lütfen müsaade buyurun. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak tarımın ve çiftçinin sorunlarını en fazla gündeme getiren siyasi partiyiz. Onun dışında milletimizin hangi bir meselesi varsa mutlaka mecliste bunları gündeme getiriyoruz, konuşuyoruz, önergeler, kanun teklifleriyle de getiriyoruz. Yine en son çarşamba günü mesela emeklilerimizin sorunlarını gündeme taşıdık. Tabii ki. Orada konuşmacımız Mersin Milletvekilimiz Baki Şimşek'ti. Orada hem emeklilerimizin sorunlarını hem sorunlar üzerine Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüşlerinin ne olduğunu bir gündeme getirdik. Bütün siyasi partiler de kendi görüşlerini ifade ettiler. Şimdi tabii bu komisyon kurulamadı ama bir de şu var. Şimdi her grup önerisini kabul edilecek diye tabii bir durum ki söz konusu değil. Bu fiilen mümkün değil. Şimdi mecliste zaten 5 tane milletvekili var. Her parti 3 grup önerisi getiriyor. Bunların hep kabul edildiğini düşünsek yüzlerce tabii komisyon oluşup görevlendirecek. Milletvekili de bulamazsın, çalışacak zaman da çıkmaz. Önemli olan bunun gündeme getirilmesidir. Bu Türkiye'nin demokratik gelişmesi, yönetimde istikrarının daha da artırılması, temsilde adalet, yönetimde istikrar ilkesinin yerleşmesi için bütün gayretlerimizi bundan sonra da devam edeceğiz. Bizim taahhütlerimiz pazara kadar değil, mezara kadardır. Evet, bunun sözünü sizden yine almış olduk Sayın Vekilim. Çünkü çiftçilerimizin özellikle Alaşehir dediğim gibi ve Sarıgöl bölgesinde üzüm olmazsa olmazlarından bu sözlere ve gerçekten de somut verilere ihtiyaçları vardı. Siz de zaten bunları çok güzel açıkladınız ve teşekkür ediyorum ben onlar adına, çiftçilerimiz adına. Çünkü gerçekten de bir emek var ortada ve siz de buna öncülük ettiğiniz için. Efendim son olarak Alaşehir TV, Alaşehir FM dinleyicilerine, Alaşehir'li vatandaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Son sözlerinizi alıp sizi yoğun mesainizle baş başa bırakacağım. Çünkü bundan sonra da ziyaretleriniz devam edecek. Buyurun efendim. Sözümüzün başında ifade ettiğimiz gibi öncelikle şehitlerimiz için milletimizin başı sağ olsun. Evet, yaralarımıza da şifa. Yaralarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz. Türk milleti şu anda birlik ve beraberlik içerisinde bu ciddi mücadeleyi ve operasyonu başarıyla gerçekleştirecektir. Vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, devletlerine güvensinler, bizlere güvensinler. Ve her zaman el birliğiyle, dualarımızla, sevincimizle, tasamızla, el birliğiyle tasada kıvançta ortak bir toplum olarak, millet olarak nice güzel günlere ulaşacağımızı diliyorum ve temenni ediyorum. İnşallah efendim. Ve tüm vatandaşlarımıza esenlikler, huzur, sıhhat, afiyet diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim programımıza katıldığınız için, bizi aydınlattığınız için. Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, Alaşehir TV ve Alaşehir FM ortak yayındaydık. MHP Grup Başkan Vekilimiz ve Manisa Milletvekilimiz Sayın Erkan Akçay bize konuk oldu. Önemli açıklamalar yaptı. Bir başka programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça ve dostça kalın. En önemlisi hepiniz Allah'a emanet olun.